Yo 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 yo, hepinize selamlar. Benim ismim Ece ve bugün sizlerle yer. haftalık rastleterim rehberinin bir yeni videosu ile sizlerleyim. Bugün bir sürü güzel item var ama bir o kadar da riskli bir sürü item var. Şimdi sırasıyla gideceğim. Sadece öncelikle almayın dediklerimden başlıyorum. Burada porselen Road Sign Gloves var. Bu ben bu porselen setleri ne kadar çok sevdiysem de porselen setler tutmadı. O yüzden karlı olacaklarını düşünmüyorum bu porsan setlerin kitleridir, chest plate'leridir, helmetleridir. Çıktığı fiyattan yine geliyor. O yüzden yüksek ihtimalle bu da aynı fiyatlardan gidecektir. Bir, bir iki lira kar ettirtebilir ama Steam vergi kesiyor. O yüzden hiç gerek yok. Direkt almayın. Hiç gerek yok. Jade Python'a baktım. Jade serisi daha önce oyunda olmuş bir seri. Gen tutmamış bir seri. Python'da da bir sürü güzel skin olacağını düşündüğümden dolayı bir sürü güzel skin olduğu için de 20 lirayı ben fazla buluyorum. Jade Python'da almadan geçebilirsiniz. Rainbow Pony Hunting Bow. Buna da aynı şekilde baktım. Pazarda buna benzer birkaç tane de Hunting Bow var. Hem bu renkler civarında hem de bu seri gene çok tutulmamış bir seri. Ben bunun da aynı şekilde olacağını düşünmüyorum. Şimdi elimize Atomic Helar var. Çok güzel duruyor. Bakın şaka yapmıyorum. Çok güzel duruyor. Skin tek sıkıntısını biliyor musunuz? Skin acayip güzel duruyor. Gece parlamıyor. Bakın mesela Crosssuz bile çok güzel duruyor skin. Ama gece bakın. Gece parlamıyor skin. Gece parlaklığı yok bu skin. Bu skin çıktığı fiyattan kalır. Skin tipi çok güzel. Hani tipi için alacak varsa kesin de oyun içinden baksın. Hatta ben size birkaç tane görsel göstereyim oyun içinden burada. Görebilecekleriniz. Ben ciddi anlamda çok hoşuma gitti skin. Sadece e, şey için. Gece parlamıyor. O yüzden pahalanmayacaktır. Parlayan eşyalar her zaman yüksek satar. Bu da satmayacaktır o yüzden merak etmeyin. Dragon Horn Box var. İlk yatırım rapperim... E yatırım rehberlerimizde daha önce Dragon Horn serisini hakkında bazı şeyler söyledim. İşte bunun fırını vardı, ne bileyim kapısı mapısı bir şeyleri vardı. Bunları daha önce sattılar ve 5-10 lira kar ettirdi normal çıkış fiyatlarına göre. 25 lira, kutu çok güzel, kutup gecelerde parlıyor, karanlık yerlerde parlıyor. Gene bunun da yükselmesini bekliyorum. Böyle hem kullanırım hem de yatırım olarak kenara atarım derseniz Dragon Horn Box'ı öneririm. Anında yükselir mi yükselmez mi bilemeyeceğim ama bir öncekiler yükseldi. Bir 5-10 lira falan kar ettirdi. Fena değil bu. Bu fena değil. Ondan sonra Tempered M90 M39 var pardon. Şimdi bu Tempered serisi CSGO'daki Fate serisi gibi birazcık. Ama serinin sıkıntısı şu. Benden Bolt aldım biliyor musunuz? Ki Bolt 50 liraya gördü. Şu anda 40-45 liralarda geziniyor ama Bolt 50'yi gördü. 32'den falan aldık. neden Bolt aldım? Çünkü Bolt craftlanılabiliyor. Ama M-39 bildiğim kadarıyla şimdi e, yanlış bilgi vermeyeyim Craftlanmıyor ve çıkması daha zor ve çok güçlü bir silah değil. Bolt yerine insan pardon M-39 yerine insanlar bolt kullanmayı tercih ediyor. Ben şahsen pahalancan düşünmüyorum. Hatta 15-20 liralara bile düşebileceğini düşünüyorum. Riskli. Buna yatırım yapmak acayip riskli çünkü silah çok güzel bir silah değil. Ben kullanmayı seviyorum M39'u merak edenleriniz varsa. Ama ben hangi rast oyunu arkadaşımla oynasam kullanmayı tercih etmiyorlar. Yoksa skin güzel. Fate temasında gene bildiğiniz üzere tempered aa, şeyler teması. Ama 32 lira hem bu silah için bence fazla hem de M39 olduğu için sadece drop silahı olduğu için e, ben oldukça zor görüyorum bunların pahalanmasını. Drop silahları genellikle çok iyi pahalanmıyor. Şimdi bir tane daha ayrı bir drop silahımız var. No Mercy serisi. Evet bildiğiniz üzere acayip pahalı bir seri. Öyle böyle manyak pahalı bir seri ki size anlatamam. Ama sıkıntısı ne gene biliyor musunuz? Gene ben size sıkıntısını söylüyorum. Drop'tan çıkıyor. Bolt gibi üretemiyorsunuz. Hatta size şuradan hemen gösterelim arkadaşlar. Hemen şuradan görün. Neden bunu seçmediğimi. Şuradan rast yazıp no mercy yazabiliyor muyuz? Daha önce drop silahları no mercy'inkisi çok artmadı. O yüzden tercih etmenizi istemiyorum. Bakın mesela. LMG. Ya bu bildiğiniz M249 13 lira. Kaçtan çıktığını ciddi anlamda bilmiyorum. Şuradan görsek görürüz. 30 liradan falan çıkmış bu elemci. Değil mi? Bu ocak çıkmış elemci. 30 liradan çıkmış. Nereye kadar görmüş? 9 lira 10 liraya satılıyor hatta. elemci drop silah çıkmamış. SMG'si çıkmamış. Silahları çıkmamış. Bolt action'ı bile 37 lirada. Bu setin pahalı olan yanı sadece kıyafetleri. Ya göstereyim. Bir de AK'si. O kadar yani. Bu kadar. Kıyafetleri de pahalı sadece setin. Silahları çok ucuz. Ben o yüzden silahlarınızı almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel silahları bile ucuz fark ettiğiniz üzere. Ben o yüzden bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Güzel bir skin. 50 kullanmak isteyen varsa kesinlikle alması gereken bir skin. Ama hem drop skin'i hem de oyunda elinize anında geçecek bir skin değil. Anında ele, elinize geçebilecek bir silah olmadığı için ben çok yüksek pahalı olmadığını düşünüyorum. Ama bugün öyle bir item gördüm ki ve çok satanlar kısmında sonuncu sırada ve acayip derece artacağına inanıyorum. Ve buradaki bence Dragon Hornbox dışında yatırım yapılabilecek en iyi ikinci şey. Üçüncü de M39 onu da söyleyeyim. Benim için birinci olan şey Poker Player Cap. Şaka yapmıyorum. 8 lira kaybetsiniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. 1 liraya satsanız dahi 5 lira kaybedeceksiniz. 5-6 lira bir şey kaybedeceksiniz. Hiç sıkıntı yok. Çok ciddiyim. Oyun içinde güzel duruyor ve böyle şeyler eee Böyle şapkalar meme şapkası gibi oldukları için ciddi alana yüksek paralara gidiyorlar. Daha önceki o şapkalara bakabilirsiniz. Keplere daha önceden bakabilirsiniz. Böyle salak saçma şapkalar pahalı oluyor. Ve ben aynı bunun da pahalı, pahalı, olacağını düşünüyorum. Ben şahsen bir tane player cap almak istiyorum. A, çok fazla sandığım olduğu için ve bu aralar oyunu oynamadığım için Dragon Horn Box'u almayacağım. Ama yerinizde olsam birinci yatırımım Poker Player Cap olurdu. Bakın riskli. Bu, bu haftanın yatırımı riskli. E, bu yatırım e, nasıl diyeyim? %100 yapın %100 katlarsanız buna diyemeyeceğim. Buna dümdüz diyemeyeceğim söyleyeyim yani. Ama ben yine potansiyel görüyorum. Özellikle Poker Player Cap'te görüyorum. Bir iki tane almak isteyen varsa alabilir. Kesinlikle e, önerebilirim bunu. L, L96 ile M39 drop silahı olduğu için önermiyorum çok fazla. Ama onun dışında alınacak e, sıralama yapmamı tekrardan isterseniz. Poker Player Cap, Dragon Hornbox, Box, Tempered M39. Gerek alanlarını almanızı önermiyorum. Bu üçlü arasına takılabilirsiniz. Temper serisinde maksimum 5-10 lira artacağını düşünüyorum. Dragon serisinde aynı şekilde. Ama bu Pucker Player Cap size bir şeyler kazandırabilir. Ama daha garanti bir yatırım yapmak isterseniz. RMR 2020 videolarımı izleyebilirsiniz. Onun dışında geldiniz izlediğiniz için teşekkürler. Aa, abone olup ve like atarsanız çok mutlu olurum. Bu seriyi sevdiğinizi anlarım ve daha fazla elimden geldiğince rahatsız ederim. Rappere videosu çekmeye çalışırım. Açıklama kısmında ya da sabitlenmiş yorumlarda işte bet sesi kodlarım aa, ne bileyim Instagram Twitter soru sormanız için Discord sunucumuz var. Canlı yayın kanalım falan filan var. Onlara ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.